Geldiğimiz noktada dünyamız artık kendisi başlı başına bir ekosistem gibi görülse de bunun içerisinde insanlar tarafından yaratılmış yapay ekosistemler, bir de doğanın kendi dinamiği içerisinde oluşmuş olan doğal ekosistemler mevcuttur. Kent ekosistemi dediğimiz insanlar tarafından yaratılmış olan yapay bir ekosistem içerisinde özellikle hayvanların, sahipsiz hayvanların rolleri üzerine durmaya çalışacağız. Kendi elimizle meydana getirdiğimiz hayvan dostlarımız var. Yapıları insanlara bağlı, insanlarla birlikte yaşayan canlılar. Biz bu hayvanları doğaya bırakamayız. Alıp hadi doğada, dağda yaşayın, doğal ortamda yaşayın diyemeyiz. Bunların bize bağımlı bir şeyleri var. Çünkü yaratılışları gereği biz de beraber geldiler. Yani insanlık ve şey geliştikçe, medeniyet geliştikçe kediler de köpekler hep beraberdi. İnsanlar ve kediler ve köpekler hep beraberdi. Köpek insanın gerçekten bir yoldaşı olmuştur. Vahşi hayvanlarla mücadelesinde, avlarını bulmasında, barınmasında, yol almasında, iz takibinde, kaybolmamasında her şeyde insanlar köpeği kullanmıştır. Bu köpekler de durduk yere ortaya çıkmamış sonuçta. Şimdi birçok insan bunu bir problem olarak düşünüyor. Köpekler nereden geldi? İşte başımızın belası. Ama aslında bunlar bizim can yoldaşlarımız. Bugünkü medeniyetimizin oluşmasında inanılmaz etkili olan canlılar. Tabii ki kedilerin de önemi çok fazla. Bundan bir 100 sene önce gerisine giderseniz bütün bu kediler insanlarla birlikte yaşıyordu ve insanlar bu kedilere bakıyordu. Evler o zaman bahçeliydi. Buzdolapları yoktu, tel dolaplar vardı, yiyecekler orada saklanıyordu ve bu kediler de çalışıyordu, fare avlıyordu, böcek avlıyordu, insanlar da bunları besliyordu. Şimdi birçok insanın ben tepkisini görüyorum, nereden geldi, kedilere karşı böyle bir tepki, kovalama, anlaşılmaz bir düşmanlık, sanki böyle hastalık kaynağıymış, bulaşıcıymış ama bu kediler anneannelerinizin, dedelerinizin kedisi, onların baktıkları kediler. Hayvanlarla birlikte yaşamak, onlarla etkileşim içinde olmak insanlara ne gibi katkılar sağlıyor diye düşündüğümüzde en belirgin ortaya çıkan şey hem yetişkinlerde hem çocuklarda hem yaşlılarda bununla ilgili birçok araştırma yapılmış. Hayvanlar bizim bedenimizdeki stres hormonu, kortizol hormonunun onlarla iletişime geçtikten belli bir süre sonra düşmesini sağlıyorlar. Bu da ne demek? Yaşadığımız o yoğun stres, kaygı, İşte buna bağlı olarak gün içinde yaşanan ağrılar, sıkıntılar, bunların hepsinin bir hayvanla iletişime geçtiğimizde azaldığını, azalabildiğini biliyoruz. Çocukların gelişimine katkısı var. Evet, bu stresin azalmasından bahsettik ama birçok alanda çocukların gelişimine katkıda bulunuyor hayvanlar. Bunlar hangi açılardan diye baktığımızda en başta çocukların özgüvenini arttıran ve hayatta karşılaştıkları korkular daha az korkan çocuklar olmalarını sağlıyor hayvanlar. Bir kere çocuklarda araştırma yapma, yani inceleme, işte ona dokunursam ne olur veya benimle ilgisi yokken nasıl davranıyor, işte nereye gidiyor, mesela kuşlar dallarda geziyor, onlar yerde çok gezmez, köpek ne yer, kedi ne yer gibi bir sürü şeyi gözlemleyerek, araştırarak öğrenmesini. Yani merakı arttıran bir durum çocuklarda. Bugün kent ortamındaki ya da evcil olarak evlerimizde beslediğimiz hayvanlara baktığımız zaman
bunların büyük bir çoğunluğunun doğada benzerlerinin olmadığını görürüz. Neden? Çünkü onları doğadaki atalarından öylesine uzaklaştırarak genetik olarak ayırt ettik ki artık doğada onların bir benzerini bulmak mümkün değil. O halde doğadaki akrabalarından farklılaştırdığımız bu canlı türlerine karşı sadece bakmak gibi bir sorumluluğumuz yok. Aynı zamanda onları korumak gibi bir zorunluğa da sahibiz. Çünkü onları kent ortamına, insanın bulunduğu toplulukların içerisine bizler adapte ettik. Öyleyse bu sürecin arkasında bir ekosistem kavramıyla kent çıktığına göre ekosistemin en önemli özelliği canlıların ve cansız varlıkların birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunmasıydı. O halde canlılar içerisine baktığımız zaman kentlerin dokusu içerisinde bir insanlar dışında bir bitkisel örtü doku görüyoruz ki büyük oranda yine insanlar tarafından meydana getirilmiş ve peyzaj adını verdiğimiz bir ortam yaratılmıştır. Diğeri ise hayvanlar tarafından, hayvanların sokaklarında gezdiği, hayvanların bahçelerde dolaştığı bir kent tasarımından bahsediyorum. İşte bu süreç içerisinde artık birbirlerine kenetlenmiş, ekosistem olarak birbirine bağımlı hale gelmiş bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yapının dinamikleri içerisinde yer alan sokak hayvanlarının artık kentlerin vazgeçilmez unsuru olduğunu hepimizin kabul etmesi ve onlarla birlikte kentin var olduğunu da farkına varmasının zamanı çoktan geldi, geçiyor bile. Yuvalama ve yaşam alanlarının içindeyiz aslında. Onlarla barışık bir şekilde yaşamak yerine onları daha çok ne kadar öteleyebiliriz, ne kadar kendi yaşam alanlarımızdan çıkarabiliriz, daha kentsel bir yaşam düşünebiliriz, mantalitesi yürütüyoruz aslında. Bu yanlış çünkü insanın doğayı, insandan doğayı ayırmak mümkün değildir. İnsan ve söylemlerde hep şöyle bahsedilir, insan ve doğa. Hayır, doğanın içindedir insan. Ama hep kentsel yaşamların içinde biz izole yaşıyoruz ve doğa farklı bir olguymuş gibi algılıyoruz aslında. Sokak hayvanları şu anda, sokak hayvanı diye bir şey yok aslında. Terk edilen hayvanlar var. Cinslerin çiftleştirilerek, bakılamayarak, marka merakından sokağa atılan hayvanlara sokak hayvanı diyoruz. Aslında sokakta hayvan üremiyor kendi kendine. Sonuçta sistem onu meta haline getirdiği için satın alıyor. Satın alınan şeyler bir süre sonra kullanılıp yok edilmek üzere aynı naylon poşet gibi, çöp gibi sokağa atılıyor ve onlar sokak hayvanı oluyorlar. Pet shoplar sadece pet malzemesi satmalı, mama gibi, işte kıyafet gibi, aksesuar gibi ve üretim çiftlikleri kapatılmalı. Yurt dışı hayvan girişleri engellenmeli. Hayvan edinmek isteyen kesinlikle belediyelerin bakım evlerinden almalı ve canlar parayla alınıp satılamaz. Parayla alınıp satıldığı zaman böyle çöp gibi sokaklarda olur. Dolayısıyla yıllarca evde yaşamış, yemek bulma alışkanlığı olmayan, hatta su bulma alışkanlığı bile olmayan hayvanlar sokağa terk edildiklerinde ölüme terk edilmiş gibi olurlar. Ve genellikle hastalanıp ölürler. Eğer ki onlarla ilgilenebilecek yaşam hakkına saygı duyan insanlara denk gelmedilerse. Zaten büyük problem de budur şu anda Türkiye'de. Cins köpeklerin hepsi sokaktadır. Ben Karaburun'da yaşıyorum. Küçücük Karaburun'da Rottweiler, Golden, Sibirya kurdu bile vardır. Ki Sibirya kurdunun Karaburun'da ne işi var diyeceksiniz. Ne işi var? Çünkü insanların marka merakından kaynaklanmış. Reis'le dostluğum yavruluğundan sanırım 2-3 aylık gibiydi. Ben sokakta buldum. Ağlıyordu. Aldım eve götürdüm. Reis yaşantıma girmezden evvel yalnızdım. Reis yaşantıma girdikten sonra bir arkadaşım oldu. Canciğer arkadaşım oldu. Bunca yıldır benimle birlikte. Köpeğimi çok seviyorum. Arkadaşımı çok seviyorum. Reis'in
en büyük özelliklerinden biri denize girmesi ve denize gördüğü şeyleri, pislikleri, atıkları kıyıya çıkartması. Kıyıya çıkartıp bir yerde toplaması. Özellikle şişe, pet şişe deniz yüzeyinde gördüğü vakit bunları toparlıyor, kıyıya kadar getiriyor. Çevreci bir köpek. İnsanlarımız da reis kadar duyarlı olabilse sanırım denizlerimiz tertemiz olacak. Kedi ya da köpek edinmek istiyorsak ki bunu öncelikle bakım evlerinden yapmak durumundayız. Çünkü çok sayıda terk edilmiş hayvan var. Dolayısıyla aldığımız zaman o hayvana ölene kadar bakmak durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. Bir hayvanın ömrü 10-15 yıldır. O sizi ailesi bilecektir, evi bilecektir. Yani nasıl ki çocuğunuzu sokağa atamazsınız, o hayvanı da atmayacaksınız. Ve bakacaksınız. Bu sorumluluğu göze alarak hayvan edinmelisiniz. Yok ben bu sorumluluğu edinemem diyorsanız en yakın bakım evine gidin ve oranın gönüllüsü olun. En azından oradaki hayvanlara destek olun. Zaten biz barınak demiyoruz, bakım evi diyoruz. Yasadaki ismiyle rehabilitasyon merkezidir. Yani hayvan hastanesi gibi düşünelim. Bir rehabilitasyon merkezi. Hayvanlar hasta olduğu zaman, tedaviye ihtiyacı olduğu zaman ya da dışarıda yaşayamayacak kadar saldırgan, ayağı kesik, kör ve yaşlı ise o bakım evlerinde kalırlar. Sözlerime önce var olmak bir haktır diye başlamak istiyorum. Ve bu hakka hepimizin saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Ve bizler eğer bunu yatsırsak, görmezden gelirsek işte bu barınaklar oluşacak demektir. Bizler gönüllüler barınaklara tamamen karşıyız. Biz barınak istemiyoruz. Bizler bakım evi istiyoruz. Burada da bakıma ihtiyacı olan köpeklerin, kedilerin, her türlü canlıların burada rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakılmaktan yanayız. Ama ne yazık ki sokaklarımızda artık bizim canlarımız yaşayamıyor ve buraya gönderiliyorlar, barınaklara gönderiliyorlar. Ve burası gördüğünüz gibi 5 yıldızlı oteller değiller hiçbiri. Barınaklar gönüllüsü olmadığı sürece de Nazi kamplarından başka hiçbir şey değiller. Ölüm kampları. Ve biz onları hiçbir suç işlemedikleri halde buralara yolluyoruz. Neden yolluyoruz? Yok işte yoldan geçemiyoruz, çocuğumuzu ısırıyor. Halbuki bu sebepler maalesef ki çoğu da doğru değil. Ha doğru olanlar varsa onlar evet barınaklara, rehabilite merkezlerine ulaşmalı. Barınaklar ne yazık ki gönülleri olmayan yerler. Bizim de en çok istediğimiz barınaklarda gönüllerin çok olması. Ancak o zaman gerçekten barınaklar güzelleşebilir, rehabilite merkezleri güzelleşebilir, öyle diyeyim. Çünkü barınaklar hiçbirimizin kabul etmediği yerler. Biraz önce gördüğünüz gibi zaten hiç hoş olmayan şeyler var. Hepsi birbirleriyle birlikte yaşıyorlar. Kimileri yemek yiyebiliyor, kimileri güçlü olanlar yiyebiliyor, güçsüz olanlar yemek yiyemiyorlar. Bu yüzden gönüllüler olursa o yemeyenleri gözetebilir, yemek yedirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. En büyük ihtiyaçları da zaten sevgi. Sevgi onları gerçekten hayata bağlayan en önemli unsur. Bunu sağlayabiliriz en azından. Ve biz gönüllüler çok olursak belki dünyayı daha yaşanır bir hale getirebiliriz. Barınaklar kesinlikle ve kesinlikle çok zor durumda yaşayan hayvanların bulunduğu yerler. Herkes çok kolaylıkla yaşlandı ya da hasta, ben artık bakamayacağım, çocuğumu almıştım ama artık ilgisini kaybetti çocuğum deyip çok kolaylıkla barınağı bırakabiliyorum diye bir düşünce yerleşmiş durumda. Ancak gördüğünüz gibi barınaklar 4 ve 5 yıldızlı oteller değil, hep aynı şeyi söylüyoruz belki ama gerçekten de öyle. Çok zor durumdalar ve hepsi bir yudum sevgiye açlar. Ve insanlar sahiplenmek yerine, barınaklardan bir köpek almak yerine paralar verip, çok paralar harcayıp bir yerlerden satın alma yoluna gidiyorlar. Üretim çiftlikleri bu yüzden çok ciddi prim yapmaya başladı son dönemlerde. Lütfen gidip parayla bir köpek satın, kedi satın almayın. Barınaklarda sizin yuvanıza, sizin sıcaklığınıza sahip binlerce, milyonlarca köpeğimiz, kedimiz var. Barınaklardan sahiplenin.
Bu arz talep meselesi. Ne kadar çok köpek satılırsa, kedi satılırsa o kadar çok üretim çiftlikleri üretmeye devam ediyorlar. Bunun sonunda sağlıksız üretimler ve ortalıkta gördüğünüz gibi sokaklarda ve barınaklarda ne yazık ki terk edilmiş bir sürü canla karşı karşıya kalıyoruz. Sokakta yaralı bir hayvan bulduğunuzda ya da tedaviye muhtaç bir hayvan bulduğunuzda en yakın belediye size, içinde bulunduğunuz özellikle yaşadığınız ilçe belediye ya da büyükşehir belediyesi hangisi ise buna telefonla ulaşmanız ve yerini bildirmeniz, o sokak hayvanın başında beklemeniz gerekiyor. Çünkü gelen ekip o hayvanı aynı yerde bulamayabiliyor, irtibat halinde kalmak. Çünkü genelde bir saat içinde gelmeleri beklenir. Bazı belediye ilçelerde durum aynı şey söz konusu olmayabiliyor ancak genel itibariyle kabaca bu yapılması gerekiyor. 5199 sayılı yasa gereği sokak hayvanı alınır, tedavi edilir, rehabilite edilir gerekirse aşılanır, kontrol altında tutulur ve 15 gün sonra maksimum yerine tekrar bırakılmak zorundadır. Belediyenin takibini yapabilirsiniz. Belediyeye genelde bir protokol numarası ile girer o hayvan. Telefonla açıp durumunu sorabilirsiniz. Tekrar yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilirsiniz yine telefonla. Hatta gidip yerinde tedavi olurken görebilirsiniz. Yani şeffaf bir şekilde çalışıyor çalışan belediyeler. Öncelikle sokak hayvanı terimi zaten yanlış. Yani bir köpeğin, bir kedinin tamamen kontrolsüz bir şekilde sokakta yaşaması diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde de olamaz. Kontrol edilmeleri gerekir. Hastalıkların çözülmesi gerekir. Bu konuda da bir takım hani ülkeler bir takım çözümler bulmuş. İşte yakalama ekipleri oluşturulmuş. İşte bunları kontrol edecek özellikle bu ekipler, belediyeler, bir takım hayvan koruma örgütleriyle birlikte ekip halinde çalışarak bu hayvanların problemlerini çözerek bu işlere şey bulmaya çalışmışlar. Bu hayvanların tamamen sağlıksız bir şekilde sağlık kontrollerini yapılmadan hastalıklarıyla birlikte sokaklarda yaşaması çok insani gelmiyor. Bunları fark etmek, bunları kontrol etmek gerçekten gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil ama yapılamayacak bir şey de değil. Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması, parazitlerinin yapılması gibi çok daha büyük ve zor bir iş var. Gerçekten bu konuda yapılması gereken insanların bu yakalama ekiplerinin oluşturulmasında belki yetkili yerlere biraz istekte bulunmaları, belki biraz da baskı yapmaları. Yazları yazlıkçılar çocuklarına okul başarılarından dolayı hayvan hediye etmeyi çok seviyorlar. Fakat dönüş vakitleri geldiğinde Eylül ayı başlarında şehire dönme gereği duyduklarından sorun başlıyor. Kediye ya da köpeğe ne yapacaklar şehirde? Ve nitekim giderlerken kapının önüne bırakıp çekip gidiyorlar. Onun için bütün köpek ya da kedi beslemek isteyen arkadaşlara tavsiyem asla ücretle kedi ve köpek almasınlar. Sezon sonu yani Eylül ayı başlarında turistik merkezleri dolaşsınlar. İstedikleri cins köpek, istedikleri yaşta, istedikleri boyda, istedikleri renkte sokaklarda bulabilirler.